Ankara, Ankara, güzel Ankara. Bağır yanık olmuyor. Çok sessiz olmam lazım. Çok sessiz bir ortamdayız, yapamıyorum Levent. Seviyorum. İster her bahtı kara. Niye bahtı kara acaba? Ankara, Ankara, güzel Ankara. Ben bunun müziğini Jingle Bells'le karıştırıyor olabilir miyim? Ankara'ya gidiyoruz sevgili dost, sevgili Ankara dostum. İşte şu anda söyleyebilirim. Ben uzak ve şehirler arası yollarda vazgeçtim çocuk olmaktan. Tam yer buraya. Evet. Ankara'ya giderken olur evet. Muyuz? Ay çok sayı, antipatik bir insanım ya. Neyse burada çok utandım. Trende konuşacağım çünkü Ankara'ya otobüs aktarmalı trenle gidiyoruz. SSS ki eski deyiz şimdi. Eskişehir'deyiz. Dün bir video yayınladım. Çok sevildi ya video. Bayağı patladı yani. Ben Ankara'ya ilk nasıl gittim biliyor musun? Size onu anlatayım. Ankara'dan abim gelmiş. Evde bir ensest havası. Ya deme şöyle ayıp şeyler lütfen ya. Size iki tane daha ilkten bahsedeceğim. İlk de çok enteresan bir iki. Ben ilk uçağa nasıl bindim Nihat? Hostesken. Hayatımda hiç uçağa binmeden hosteslik yaptım. Evet tabii bunu iş görüşmesine söylemedim yani. Hani ben ilk defa uçağa hostesken bineceğim demedim. Bir şey daha itiraf edeceğim. Sahneye çıkma olayım benim ilk şeyde oldu. Çok enteresan geliyor bana. Ben bir şirket tarafından geldi teklif. Paralı iş yani. Hani üç şehire gideceğim, konuşma yapacağım. Motivasyon konuşması yapacağım. Bir saat yapacağım konuşmayı. Ondan sonra bayağı da güzel para veriyorlar. İlk defa... çok güzeldi. Teşekkür ederim. İlk defa sahneye orada çıkacağım yani. Ve paralı iş. Anlatabiliyor muyum? Yani rezil olursam yandım ve karşımda böyle kodamanlar falan oturuyor böyle yani. Çoluk çocuk yok, üniversite öğrencisi değil. Ondan sonra hepsinin işi gücü var. Ya beni satar satın alırlar yani. Orayı sallasan Levent'in tabiriyle. Böyle milyon dolarlar çıkar yani. Öyle bir ortamdan bahsediyorum. Tabii orada hiç söylemedim. İlk defa sahneye sizin iş için çıkacağımı söylemedim. Delice sahneye. 10 yıl çalıştım. Çıktım yani evet. Ya bir ay en çok onunla prova yapmıştım herhalde. Bir ay falan prova yapmıştım ama hep şu hisle çıktım. Üç şehirde yaptığım konuşmayı. Üçünde de şu his vardı. Her şeyi unutacağım. Ya kesin unutacağım ya. Unutmayı ya hiçbir şey yok kafamda. Üçünde ama de sahneye... çok iyi. İlk seferinde çıktığımda seyircileri azarladı. Çünkü bak şirket konuşmaları çok garip gerçekten. Şirket bunu yayınlasak konuşmaları... mı bir ara var bende ya. Nereye gidiyorsunuz? Ay koyarım bunun arasına. Niye gidiyorsunuz ya? Ay gerçekten niye? Çok mu sıkıcıyım? Ay neyi yanlış yapıyorum? Çok merak ettim yani. Neyi yanlış yapıyorum sizce? Çünkü şirket konuşmalarını tabii sonra zamanla öğreniyorum. Şirket konuşması nasıl bir şey biliyor musunuz? Yani adama şirket diyor ki bu kızı dinleyeceksin diyor yani. Tamam zorunlu yani. Zorunlu olduğu için adam böyle öfleye pöfleye dinliyor. Ya da adam 40-50 yaşında karşısında 28-27 yaşında bir kız kalkmış monolog okuyor mu yani? Tabii ki de böyle çok böyle istekli olmuyorlar dinlemek için. Hiç saygıları olmuyor. Çıkıp gidiyorlar falan filan. Yani para vermemiş, bir şey yapmamış. Zorla dinletirler bir şey, bir eğitim yani. Film izlemekten dışarının güzelliğini kaçırmış. Bakar mısınız? Ne kadar da güzel. Buraya Gökhan Türkmen'den çok acıklı bir şarkı koyacağım. Canım nasıl yanıyor? İçim eriyor. Ne kadar kocaman. Ne kadar kocaman bir erkek. Ne arıyor? Neredesin? Merhaba, şu anda Ankara'ya geleceğimizi zaten biliyordunuz. Şu anda Beyhan Budağ'ın ofisindeyiz. Onunla beraber video çektim. Yani ben böyle şöyle çok alışık değilim biliyorsunuz. Ama şu yüzleşme serisiyle başladım ve çok enteresan şeyler çıkıyor. Çok fazla şey öğreniyorum. Yani... Yüzleşen kim oldum? Evet evet, gerçekten çok güzel oldu. Birkaç tane soru kaldı aklımda, onları soramadım ama başka zaman soracağım mutlaka. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Valla çok memnun oldum seni tanıştığıma. Evet, çok uzun zamandır erteliyorduk bunu ama bugüne kısmetmiş. Demek ki doğru zaman bu zaman. Valla zamanı gelince her şey, bence zaman en güzel çözümü sunuyor yani. Olacak olan şey her zaman oluyor. Bu insanı biraz çaresiz hissettiriyor. Neyse, bu konulara girmeyelim artık. Çok konuştuk bunlar. Çok konuştuk bugün. Evet. Devam videolarda diyelim. Evet tamam, teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz, hoşçakalın. İlayla. Memnun oldum. Evet. Merhaba. Mehmet. Eşim Mehmet. Nasılsın? İyi, hemen koştum geldim. Dışarıda mıydın? Evet. Çok memnun oldum. Nasılsın? Sen de iyiyim. Sen nasılsın? Çok merakla bekliyorum. Ben de seni bekliyordum. Çok teşekkür ederim. Ve Suyan'ın eşi. Sert tepkiler
yorumlara mı? Bunlara karşı nasıl bir kalkan örüyorsunuz kendinize? Yani kötü yorumlara veya iyi yorumlara karşı nasıl bir şey geliştirdiniz kendinize bu zaman? Oluyor tabii ki de. Ama benim gerçekten yani çok az harbiden veya böyle çok harbiden müthiş bir kitle var. Gerçekten olağanüstü var. Ama oluyor tabii mesela Diyanet İşleri Başkanları var mutlaka her gün aldığım gibi. Ondan sonra başta çok üzülüyordum gerçekten. Kendimi böyle yataklara falan atıp böyle giriyordum. Çok şiddetli bir şey olduğu zaman tehdit etme yöntemini kullanıyorum. Dün gece bir çocuk, yani küçük bir çocuk bana küfür etmiş ve ben de dedim ki seni şu an savcılığa şikayet ettim. Yarın ailenle irtibata geçecekler ve böyle bütün mesajları tutup beni engelledi falan. Eminim mesela bir hafta falan korkudan ağlayacak yani. İzleme sayısına ulaşamadığı ya da hak ettiği değeri göremediği dediğiniz bir videomuz var mı? Var. Şahsiyet. Yok. Çok sevdim ama yeterli değeri görmediğimi düşünüyorum. Hatta ben o videoyu Haluk Bilgin'in falan paylaşacağını düşünüyorum. Ben insanların konuşarak aslında konuştuğum meselelerde insanları rahatsız ettim. Ve bu çok sevdim. Ben de çok sevdim. Bu sene böyle ilerler. Evet. Ankara'ya gelecek misin? Hacettepe'ye geleceğim. Gerçekten ne zaman? Oranın teyzeyle tam tanıyorsun bilmiyorum. O zaman yani barışın mı olabilir? Ben şeye de gelirim. Konuşma yapacaksın. Aynen. Ben oraya da gelirim. Bir fotoğraf çektirelim öyle gidelim. Günaydın arkadaşlar. Sağ ol. Türk'üm. Türk'üm. Günaydınlar. Günaydın. Şimdi Pamukkale Üniversitesi'ne gidiyoruz. Söyleşiye. Oradan arkasında imza günü olacak bugün. Oradan nereye gidiyoruz? İkinci vatanım, yerim, çok sevdiğim bir yer olan Çeşme'ye gidiyoruz. Çeşme'yi çok seviyorum ya. Öyle böyle sevmiyorum. Ama Çeşme ile ilgili ön yargılarınızdan da hoşlanmıyorum. Çünkü birçok insan Çeşme'nin çok pahalı bir yer olduğunu, işte Özgürlerin... Ön yargı değil, ben Çeşme'yi yani böyle bir ön yargı olmaz. Gerçekten pahalı. Tamam ama bu bir, ya bu Çeşme'nin bir yer olduğu anlamda buna gelmiyor yani. Bunu kafanızda kuruyorsunuz pahalı olduğunu, cebinizden çıkardın. Aslında çok ucuz. Ben hostesken oraya insanların, hostes arkadaşlarımın kredi çekip tatile gittiklerini biliyorum. Sıfalçat'a tatil yapmak için. Yani bu algı, bu doğru bir şey değil tabii ki de. Ben niye çok seviyorum? Ben yıllar önce gittim üniversitedeyken. Orada kuzenim işte biliyorsunuz yaşıyordu. O sebeple gittim ve aşık oldum. Müthiş bir yer ki. Öğrenciyim. Çok fazla param yok. Hatta şey yapardım böyle boyalığa giderdim. Orada denize girdim. Boyalıktan Alaçatı'ya yürürdüm. Ondan sonra orada gezerdim falan. 2-3 gün kalırdım, geri dönerdim. Çok güzel bir yerdi ve hep böyle orada yaşamak istemiştim. Ne yaptım? Orada yaşayacak kadar param var mı benim? Yok. Ne yapacaksın? Gideceksin, çalışacaksın o zaman. Yani çok para harcanan bir yerde çok da para kazanılır. Bu da doğru hesap. Orada gittim, çalıştım. Orada yaşadım mı? Yaşadım. O havayı 4 ay, 3 ay içime çektim mi? Çektim. Başak özlemiş misin üniversiteyi? Evet, hayatını? Üniversitesi çok beğendim bu arada. Tam kampüs havası var. Dağınık değil. Çok güzel. Beğendim. Kendi üniversiteme de mesettim. Ondan. Evet, benziyor. Evet. Bizim katıya da benziyor biraz. Teşekkür ederim. İlk defa bu kadar. Tamam, çok üniversiteye gittim ama böyle kalabalığı ilk defa görüyorum. Çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Kırmadan. Kitabını okumayanlar neden okuyor? Okuyanlara tavsiyelerin neler? Okuyanlara bir tavsiyem mi? Yok, hayatlarına devam etsinler. Okumayanlar için ise yani şey, kendi hikayelerimin olduğu bir kitap, benle alakalı. Ve o yüzden mesela çok sevildi kitap. Genel olarak gerçekten olumsuz bir şey almadım. Olumsuz bir yorum alsam yine dönüp paylaşacağım. Ama neden sevildiğini de biliyorum. Çünkü hikaye gerçekten çok klişe laf ama herkesin hikayesi ve çıkıp kimse şey diyemez size. Bu hayatı yanlış yaşamışsın. Bu hayat böyle yaşanmaz diyemez. Ben de kendi yaşadıklarımı anlattığım için ve herkes de oradan bir hikaye bulduğu için, özellikle mesela lisedeki bir erkek arkadaşımla yaşadığım bir hikaye var o kitapta. Birçok insandan bu mesajı aldım yani. Ben de aynı şeyi yaşadım. Yani niye hepimiz kızlar bu şiddete maruz kalıyoruz? Niye hepimiz bunu yaşıyoruz'u gördüm. Bu ortak bir paydada buluşabilmek için bir, ben buyum yani. Ben yazı yazdığım zaman da kurgu yazmayı da çok isterdim ama olmuyor. Ben hayatımdan nemalanarak videolarımı çekiyorum. Aynı şekilde kitabı da yazıyorum. Keşkelerimi daha fazla, ilklerimi.
Hepsi fazla. Bundan 2-3 sene önce sorsaydım keşkelerim fazla derdim ama şu anda iyi ki de keşkelerim var diyorum. Aa, güzel cevap. Hayvanlarla aran nasıl? Hiç evcil hayvan oldu mu? Takip etmedim, çok belli olacağım. Bak al. Turan, koru beni, Turan! Çünkü çok korkuyorum hayvanlardan. Hatta 2018 yılı hedeflerim arasında hayvanları sevmek var. Özellikle köpekleri çok seviyorum. Çünkü çok tatlılar gerçekten. İnsanlarda en sevdiğim özellik. Yok. Ne kadar özellik. Bütün insanları çok seviyorum. Şuna da katlanamıyorum falan diyebileceğim bir şey. Hadsizlik ya. Hele bak, YouTube'a girdikten sonra bundan çok çekiyorum. Yani haddini insanların felaket derecede aştığını fark ediyorum ve şu da çok önemli. İnsanlara hiçbir zaman şey denmemiş. Haddini aşıyorsun şu an, bir kendine gel, saçmalama denmemiş. Aynı şekilde bu nezaket videoma da söylemiştim bunu. Yani hiç kimse çocuk küfür etmiş ve kadınların yanında yapmış bunu, tanımadığı insanlar. Ve kimse dememiş ki ona ya saçmalama, bir küfür etme, bir sakin ol, terbiyesizlik yapıyorsun dememiş. Bu had konusu da böyle. Sıcak kanlı, çok enerjik bir insansınız. Ama videolarınızı izliyorum, genelde arkadaşlık ilişkilerinin çok iyi olmadığınızı söylüyorsunuz. Hani bunu merak ettim çünkü genelde çevremdeki insanların hani bu tarz enerjik, sıcakkanlı insanların arkadaş çevreleri çok fazla oluyor ama siz neden böylesiniz? Mesela şey, müşteri, ben hep şey derdim mesela, ben garsonluk yaptım ve hosteslik yaptım. Bunlar hepsi insana birebir ilişkili olması gereken yerler ve bütün benim çok memnunlardır benden. Ben hep derim benim müşteri ilişkilerim iyidir ama insan ilişkilerim iyi değildir diye. Şu an sizin müşterisiniz demiyorum tabii ki de ama. Yani şey, ilk izlenim olarak, ilk sohbet muhabbet ya da böyle şey sorarsak sohbette de iyiyim. Ama mesela ben arayıp sormam şu arkadaşımı. Aklıma gelmez yani. Bu da tabii bir arkadaşlık için hoş bir şey değil. Böyle sıkıntılar oluyor ya. Alınıyorlar, darılıyorlar. Ama aradıkları zaman açıyorum. Ama ben arabadan aklıma gelmiyorum. Yani. Bir de mesela şey oluyor. Küçükken de böyleydi. Oyun oynuyorsun mesela, tamam mı? Evcilik oynuyorsun. Sonra birader küsüyor. Ve niye küsünü anlayamıyorsun. Ve ben bütün gün onu düşünmek zorunda kalıyorum. Niye küsün, niye küsün, niye küsün. Kimse birbirine konuşmuyor, yüzleşmiyor. Aslında bu yüzden küsün demiyor. O 9 yaşındayken de böyleydi. 29 yaşına geldim. Hala insanlar birbirine neden küstüklerini söylemiyorlar. Ve içlerine atıyorlar falan böyle. Ben de çok yoruluyorum. O yüzden az insan, öz insan yani. Neyle alakalı bir tane video yaptınız. İki, evet. İkincisini izlemedim. Tamam. Şey, bu çok cesurca bir hareketti. Sizi tebrik ediyorum bu konuda. Türkiye'de zor bunu, hepimiz biliyoruz yani. Bunu devam ettirecek misiniz? Evet, istiyorum. Ve sesinin çok güzel bu arada. Senin. Tebrik ediyorum sesinden o yüzden. Yani normalde kadınlar bir araya geldiğimiz zaman da cinsellik hakkında çok rahat konuşurdum. Ve cinsellik konusunda birçok kadının da kendi, bu arada benim gibi üniversite mezunu, işte böyle iyi işte çalışan birçok kadının dahi bu konuda bilgisi olmadığını fark etmiştim. Ve çok üzülüyordum buna. Ve bu videoyu yaptıktan sonra birçok erkek de dandı kanalıma, onlar yoklardı. Ve gerçekten seviyeyi düşürenlerin erkekler olduğunu fark ettim. Çok ciddi söylüyorum, hani derler ya kadın kadının şeytanıdır falan. Yok, erkek şeytan yani. Bu kadar pis zihniyetli. Tabii tamam, sonra yani gerçekten eşi de aynı şey söyledi. Yani dedi ki bu ne dedi ya, resmen kanalın şeyi düştü dedi yani. Cinsellik yazıyor ya orada, hemen dandılar tabii ki de. Ondan sonra ama birçok kadından da binlerce mesaj aldım. Teşekkür mesajları aldım, iyi ki de çekmişsin diye. O yüzden devam etmeyi düşünüyorum tabii ki de. Mesela bir insanı çok seviyorsun ama sana bir süre sonra zarar vermeye başlıyor. Sevgi bir yere kadar mıdır? O insanı bırakmalı mısındır? Yoksa seviyorsun yani, ona da iyi geliyorsun ama o sana zarar veriyor. İşte kendimi düşünmem lazım. İşte bu anı şey gibi yani, bu eşyayı bana bir arkadaşım hediye etti. Ya da bir şeyim vardı mesela, arkadaşım vardı. Sevgilisi ilk buluşuk yazı ona mandalina vermiş. O mandalinayı hala saklıyordu mesela. Mandalina çürümüş. Yağ tükenmanı yok. Yani onun gibi bu da. Yani bir arkadaşlık başladı, güzeldi, keyifliydi, tamam. Ama çürümeye başladıysa artık onun kopmaması için atman gerekiyor. Mandalina üzerine anlatılır mı? Anlamasınlar. Yani ömür boyu birbirimize vakit geçirdik diye bunu yük olarak taşımanın bir anlamı yok yani. Onu söylemeye çalışıyorum. Çok küçük biri var. Okulda zorbalığa uğrayanlara tavsiyeniz var mı? Ay çok üzülüyorum ona ya. Mikrofon. Gerçekten öğretmenlere. Çünkü öğretmenin sorumluluğu aslında değildi ama ya seni korumak aslında o zorbalardan. Ve bunun bir çözümü bilmiyorum. Kendi korumanın bir yolu bu. Hayatta kal yani gerçekten. Çok zor. Şunu itiraf etmem lazım burada. İlk defa itiraf edeceğim. Ben YouTube'a Duygu Özaslan'ı izleyerek başladım. İkincisi onu izlemeye başladım çünkü benim böyle bir şeyden haberim yok. Ben YouTube'a müzik dinlemek için kullandığımı zannediyordum. Ve o vardı ve onu izliyordum ve diyordu ki videoların sonunda
kanalıma abone olmayı unutmayın diyordu. Olma diyorum, bu kız ne diyor ya? Bu nasıl bir şey diyordu yani? Hani bir şey, bir yere bir kayıt olmam gerekiyor, başka bir şey mi yapmam lazım? Hani hiçbir şekilde bir fikrim olmayan bir konuydu. Ve o bende şeyi açtı. Sormayacağım. Sadece benimle gösterim. Kurban için her kalmış. Aa, çok seviyorum. Aa, çok teşekkür ederim. Bu kitabını da almışsın. Çok teşekkür ederim. Ki bu çok değerli. Çünkü hani şu andaki ekonomik durumu biliyorum ülkedeki. Ve insanlar bütçelerinden para ayırıp bu kitabı gidip alıyorlar. Ve bu çok manyak değerli bir şey. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çekiyorum. Hocam bunu... Hiçbir şey olsun. Üçüncü insanlar üçüncü sıcaktan. Ben yarım bıraksın. Yok. Bunlar ne yapıyorsunuz böyle ya? Tamam, buradan buraya böyle yüzü açıyordu, ağlardı, getirdi buraya, böyle heyecanlıyım ben de. Bunlar ne yapıyorsunuz? Bu nasıl yapıyor? Ben size bol şans. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bir sigara içiyorsun. Bitti mi Başak? Bitti. Ya şu nasıl hissediyorsun kendini? Nasıl hissediyorsun ben? Başak abla bakar mısın? Havalı Alaçatı sokaklarından merhaba. Buraya gelince böyle konuşmanız hemen değişiyor. Burayı, ya bak hiç, bunu bir iki videoma daha söylemiştim. Çok çalıştığım için, yani burada Alaçatı'da olduğum zamanlar hep çalıştığım için hiçbir zaman böyle sokaklarında rahat rahat, bir yere yetişme kaygısı olmadan gezdiğim hiç olmamıştı. O yüzden şu zamanlar benim için çok değerli. Şu an Ekim, sokaklar hoş. O çok güzel. Sütyenlerin fiyatı 4.95'e düşmüş. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Başak. Kırmızı Ayda çıkışındayız. Pizza yiyoruz. BM'ye sayıda pizza. Hellim pizza. Hellim pizza. Ne geliyor? Ben Allah'ım. Çok özlemiştim pizza yemeği. Çok uzun zamandır yemiyordum. Ben bu şeydeki, o Bursa'daki, İstanbul'daki pizzadan yiyordum. Şimdi sonunda özlediğim gerçek pizzaya kavuştum. Kırmızı Ayda çıkışındayız. O meşhur çalıştığım yer ve sürekli size anlattığım yer böyle. Artık böyle gelen yer burası, işte burada çalıştım ve burası inanılmaz büyüleyici bir yer. Birazdan göstereceğim ve gezdireceğim size. Kışında açık olacakmış, her kışın gelirseniz gezin mutlaka. Ve bize ne konuşuyorduk biliyor musunuz? Böyle güzel bir ortamda, böyle büyülü bir ortamda darbeyi konuşuyorduk. Darbe gecesi neler yaptık onu konuşuyorduk. Ben darbe gecesi buradaydım. Sizin için garsonluk yapıyordum. Bir vlogun daha sonuna geldik sevgili dost, güzel insan. Beyhan Budak'la takıla takıla. Öyle konuşmaya başlıyormuşum. Güzel insan diyormuşum size. Denizli muhteşemdi gerçekten. Evet, Denizli bizi çok şımarttı. Yaptığımız işin karşılık bulduğunu görmek çok gerçekten onore eden bir şey. Herkese teşekkür ediyoruz o Denizli'yi izlemeye gelen. Duyduklarım, konuştuklarımız, benim yanıma gelen birkaç kişinin bana söyledikleri, özellikle bir zamanlar kendisinin zorba olduğunu ve zorbalık yaptığının aslında farkında olmadığını ve benim yaptığım bir video sayesinde bunu fark ettiğini ve zorbalık yaptığı bir insandan arayıp özür dilediğini söyleyen bir arkadaş oldu mesela. Onu hiç unutmayacağım. Benim için çok etkileyiciydi çünkü zorbalık benim de çektiğim bir şeydi zamanında. Küçükken buna zorbalık diyorlar. İş hayatında da beyaz yakalılık deniyor buna. Mesela bir şey yapılır. Dersin ki ya sen bana bunu niye yaptın? Yani iş hayatında bahsediyorum. Bu plazalarda dönen, işte bu şirketlerde dönen olaylardan bahsediyorum. Arkadaşınız, iş arkadaşınız sizi satar ya da yalan söyler ve sizi zor durumda bırakır. Ve sen dersin ki ya bunu niye yaptın? Beni niye zor durumda bıraktın? İş hayatı der sana. Evet. Yani artık böyle kötülüğün ismi iş hayatı. Oldu. Ve o yüzden artık işte birbirimize güvenmeyip bankalara güveniyoruz. O yüzden işte mutluluğu yanımızdaki sevgilimize ya da aşağı hayatımıza değil, bankalarda giydiğimiz kot pantolonda, suratımıza sürdüğümüz fondötende arıyoruz. Çünkü bize bunun bir yalan olduğu yani soran. Çünkü her güvendiğimizde, her mutlu olduğumuzda her an bozulacağını, bozulabileceğini ve bunun çok normal olduğunu, bunun iş hayatı. Hayat. Hayat böyle. İş hayatı böyle. Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme. Başka bir yar, başka bir dosttan meylediyorsun. Etme.